Bizler de Moda TV ekibi olarak yeni başkan Feral Çuarcı'ya başarılar diliyoruz. Efendim, malumunuz kış mevsimindeyiz ama kış mevsimini belki de tadında yaşayamıyoruz. Bazen tarımsal olarak baktığınız zaman da donla da karşılaşabiliyorsunuz. Bazen güzel havalar da olabiliyor. Peki şu anki durum fındıkta ne gibi etkileri var? Neler yapmamız gerekiyor? Zirai olarak don riski var mıdır? Ne gibi önlemler alınabilir? Osman Sarı Kahraman'dan dinliyoruz. Don afetine karşı alınabilecek herhangi bir net bir öneri yok şu ana kadar. Sadece alacak olduğumuz önlemler atadan, dededen kalma metotlar. Nedir bunlar? Kırağı olacağı ya da bölgemizde mevsimsel şartlar eksinin altına düştüğünde eğer don olmasına sıkıntılı yaratacak hava şartları eğer uygun ise önceden meteorolojiden bunun haberini alarak Alıyoruz zaten. gece ot, saman ya da buna benzer lastik, daha doğrusu arazinin üzerinde buğu yapmak. Bunun dışında sis motorları var. Şimdi ufak ufak böyle Yeni teknolojinin aynen öyle ürünleri. bomba atar gibi Evet. ufak ufak böyle omuzuna takıyorsunuz. İşte içerisine suyu, kimyasalı katıyorsunuz. O buğu yapıyor. Bahçenin üzerinde ama diyelim ki rüzgar var, aldı gitti. İşte yani bunları Bu da yapmak bir şans efendim artık doğayla yani. doğaya karşı savaş açmak ya da ona karşı mücadele etmek çok zor. Bunları açık alanda mı yakacaksınız? Fındıkların tam içinde mi Sayın Başkan? Atıyorum yani siz ortasında yakarsınız, kenarında yakarsınız. Hava sirkülasyonunun durumuna göre önleminizi alırsınız. Batı illerinde özellikle Akdeniz, Trakya ve Ege bölgesinde bunu televizyonlardan görüyoruz. İnsanlar arazilerinde seralarını nöbet tutuyorlar. Bu artık iklimsel koşullar bizi buna yapma mecburiyetinde bıraktı. Dolayısıyla iklimsel koşulları bu hale kimler getirdi? Bizler getirdik. Doğanın, Cenab-ı Allah'ın kanunuyla, deresiyle, tepesiyle, ormanıyla, ağacıyla oynarsanız işte böyle işler gelir başınıza. Herkes suçlu mu? Elbette herkes suçlu değil ama her birimiz bir yerden suçumuz var.